Kanal V ana haber bülteninden herkese mutlu akşamlar. Antalya'dan sevgiler sevgili izleyiciler. Bir bültenimize daha hoş geldiniz. Bugün 4 Nisan 2017 günlerden Salı. Ben Cansu Oktay. Gündemde öne çıkan gelişmelerden derlediğimiz haber turumuzla ana haber bültenimiz başlıyor. Acı haber Gavar Dağı'ndan geldi. Operasyon sırasında daha önceden tuzaklanan el yapımı bomba patladı, 3 asker şehit düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'taydı. Cumhurbaşkanı Kerkük'teki bayrak krizine sert tepki gösterdi. Başbakan Binali Yıldırım referandum çalışmalarına Yozgat'ta devam etti. CHP ve HDP'yi eleştirdi, iki partiyi hayır şarkısı söyleyen ikize benzetti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in ölümünün 20. yılında Beştepe'de mezarındaydı. Bahçeli, Türkeş'in mezarında önce dua okudu, sonra karanfil bıraktı. Hedefinde ise muhalif ülkücüler ve Avrupa vardı. Türkiye ve Antalya'nın sabırsızlıkla beklediği spor, sağlık ve alternatif turizm fuarı Esturex, Perşembe günü kapılarını açıyor. Kanal V muhabiri Akif Arıcı ve kameraman Mehmet Karakaş, Anfaş Expo'da çalışmaları izledi. Son durumu canlı yayında kongre genel sekreteri anlatacak. Kuzey Çevre Yolu ve Çubukbeli Tüneli'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu karayollarında denetimdeydi. Tünel geçişi yollarımızı ne kadar kısaltacak? Alanya Limanı'na sezonun ikinci kruvaziyer gemisi demir attı. Esnafın yüzü güldü. Peki kaç bin turist Alanya'ya adım attı? 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde Konyaaltı Belediyesi sokağa terk edilen anne köpek ve 7 yavrusunu kurtardı. Belediye görevlileri minik yavruları leğende taşıdı. Hepsi ve daha fazlası Kanal V ana haberde. Sevgili izleyiciler, maalesef bültenimize Şırnak'tan sabah saatlerinde gelen acı haberle başlıyoruz. Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerinin arama faaliyeti yaptığı sırada teröristlerce daha önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak etti. İlk belirlemelere göre 3 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı. Şırnak'ta araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandı. Olay sabah saatlerinde Gabar Dağı'nda meydana geldi. Teröristlerce daha önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerinin arazide arama faaliyeti yürüttüğü sırada infilak etti. Patlamada 6 asker yaralandı. Yaralılar Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerimizden biri burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede helikopter destekli operasyon başlatıldı. Ve şehit olan askerlerimizin isimleri ve memleketleri de elimize ulaştı maalesef sevgili izleyiciler. Jandarma uzman çavuş Yunus Ertürk'ün Konya, jandarma uzman çavuş Ufuk Bingöl Giresun ve jandarma uzman çavuş Mehmet Yavşan'ın da Kahramanmaraşlı olduğu belirlendi. Şehitler düzenlenecek törenin ardından baba ocaklarına uğurlanacak. Buradan biz de bu hain terör saldırısında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet ve Türk milletine de başsağlığı diliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halk oylaması öncesi Zonguldak'ta halka seslendi. Erdoğan konuşmasında Kerkük'te açılan sözde Kürdistan bayrağına sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 Nisan günü yapılacak olan halk oylaması öncesinde Zonguldak'taydı, toplu açılış törenine katıldı. Madenci anıtında 10 binlere hitap eden Erdoğan, Kerkük'te açılan sözde Kürdistan bayrağına sert tepki gösterdi ve Irak bölgesel Kürt yönetimine bu yanlıştan dönün uyarısı yaptı. Kerkük'te bir defa milli bayrağın dışında orada ikinci bir bayrağın asılmasını kesinlikle yanlış buluyorum. Ve oradaki o bayrağın sahipleri şunu bilsinler ki bölücülük yapıyorlar. Ben Irak bölgesel Kürt yönetimine sesleniyorum. Bu yanlıştan bir an önce dön. Zira şu anda Irak merkezi yönetimi zaten onu doğru bulmadığını
aldılar, kararı açıkladılar. Bizler de aynı şekilde buradan uyarı yapıyoruz. Çünkü Kerkük Kürtlerindir safsatasına Türkiye olarak asla biz uymuyoruz. Kerkük'ün Arabıyla, Çerkeziyle, Kürdüyle orada yaşayanların olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük bizimdir derseniz bedeli ağır olur diyerek konuşmasını sürdürdü. Bizimdir diyerek böyle bir iddianın içerisine girmeyin, onun bedeli de ağır olur. Türkiye ile münasebetlerinizi bir defa bozarsınız. Münasebetlerimiz şu anda iyi gidiyor, bu münasebetleri bozmayın. Hemen o bayraklarınızı indirin. Sadece Irak milli bayrağıyla orada yola devam edin. Yoksa şu andaki geldiğimiz noktadan, kusura bakmayın, geri adım atmaya mecbur kalırsınız. Başbakan Binali Yıldırım referandum çalışmalarına Yozgat'ta devam etti. Başbakan konuşmasında CHP ve HDP'yi eleştirdi ve iki partiyi hayır şarkısı söyleyen ikiz kardeşlere benzetti. 82 model her tarafı dökülüyor. Şanzımanı dağılmış. Anayasayı yapan darbeciler yok olmuş gitmiş. Bu dünyadan öbür dünyaya gitmiş. Hala bunların anayasasıyla devam etmek mecburiyetinde miyiz Yozgat? Başbakan Binali Yıldırım referandum çalışmasını Yozgat'ta sürdürdü. Başbakan Yıldırım konuşmasında yeni anayasa sürecinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'na anayasa teklifi hazırlamasını teklif ettiklerini hatırlattı ve Kılıçdaroğlu'yla HDP'yi meclis kavgası ve hendek üzerinden eleştirdi. CHP ne yaptı? Mecliste kürsüyü işgal etti. Milletvekillerini darp etti. Her türlü rezaleti çıkardı. HDP ne yaptı? Hendek kazmaktan bu işlere vakit bulamadı. Başbakan Yıldırım konuşmasında HDP'yi Kandil üzerinden eleştirdi ve halkın oyunu Kandil'e peşkeş çektiğini söyledi. Yıldırım bu süreçte HDP ve CHP'yi de ikiz kardeşe benzetti. Kürt kardeşlerimizin verdiği oyu oylara ihanet eden bu HDP gitti, Kandil'in emrine girdi. Kandil'in, milletin oyunu Kandil'e peşkeş çekti. HDP ve CHP bu dönemde adeta ikiz kardeş gibiler. İkisi de hep bir ağızdan hayır şarkısı söylüyorlar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Isparta'da Ekonomik Kulübü tarafından düzenlenen iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri toplantısına katıldı. Çavuşoğlu yaptığı konuşmada Brüksel'de bazı Avrupalı Dışişleri Bakanları ile aralarında geçen oy konuşmasını anlattı. İşte o konuşmanın ayrıntıları. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Isparta'da Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen iş adamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri toplantısına katıldı. Toplantıda AK Parti milletvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Sait Yüce ile iş dünyasından ve sivil toplum örgütlerinden çok sayıda temsilci hazır bulundu. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasında Brüksel temaslarında bazı Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptığı konuşmayı anlattı. Oradaki Avrupa'nın belli başlı ülkelerin dışişleri bakanları %60'a vardınız. Bizim anketler böyle söylüyor. Sayenizde katkılarımız oldu. Aptalca hareketleriniz bize oy getirdi dedi. 16 Nisan referandumuna ilişkin Avrupa'nın tavrını eleştiren Bakan Çavuşoğlu, evet oylarının yükselmesiyle Avrupa'nın artık ayaklarının yere basmaya başladığını söyledi. Yıllardır Türkiye'ye talimat veren, Türkiye'yi yönetmeye çalışan, aldığı tüm kararları Türkiye'ye uygulatan ülkeler, bugün Türkiye'nin bu özgürce, yani bağımsız bir devlet gibi hareket etmesinden çok razı. Ama biraz ayakları yere basmaya başladı ve sakinleşmeye başladılar.
şimdi kendilerini 16 Nisan sonrasına hazırlamaya başladılar. Neden biliyor musunuz? Anket yaptırıyorlar, anket. Anketlerde evet oyunun %60'a doğru çıktığını görünce çaresizlik içinde kabullenmeye başladı. Bugün Şırnak'ta 3 askerimizin şehit olduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, PKK terör örgütünün peşini nerede olursa olsun bırakmadıklarını, şehirlerde ve dağlarda inlerine gömmeye devam ettiklerini söyledi. Milliyetçi Hareket'in merhum lideri Alparslan Türkeş vefatının 20. yıl dönümünde Beştepe'deki anıt mezarında törenle anıldı. Anma töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalif ülkücüler ve Avrupa'yı hedef aldı. Ülkücü camia ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum lideri Alparslan Türkeş vefatının 20. yılında mezarı başında anıldı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Anma töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli konuşmasında Türkiye'ye husumet besleyen Avrupa'ya Alparslan Türkeş'in sözleriyle seslendi. Türk ne kadar kuvvetlenirse Müslümanlık da o kadar kuvvet kazanır. Tarih bunun ispatıdır. Bu gerçeği göremeyenler, inkar edenler Milliyetçi Hareket'e düşmandır. Şüphesiz bize kim husumet besliyorsa ya Türklüğümüze yan bakan ya da Müslümanlığımıza nefret saçan yabancı uşakları, batılın bekçileri, haçlı emellerinin piyonlarıdır. Bahçeli'nin eleştirilerinden parti içi muhalefet de nasibini aldı. Bahçeli yine Alparslan Türkeş'in sözleriyle parti içi muhalefete seslendi. Merhum Türkeş Bey bizlere diyordu ki, birliği bozucu, birliğe zarar verici, ikiliğe yol açıcı davranışları hiçbir zaman kabul edemem, tasvip edemem. Biz de kabul etmiyor, elimizin tersiyle itiyoruz. Ben ülkücüyüm diyen hiçbir vatan ve millet evladı da onay vermiyor, vermeyecektir. Partimizin hisarlarındaki delik açmak için hayırsızlığın koro ve kafilesinde toplanmış küçük bir azınlığa artık ne sabrımız ne de tahammülümüzün kalmadığını merhum liderimizin huzurunda açıklıyorum. Bahçeli referandum sürecinde ülkenin birliği ve beraberliği için karar verdiklerini belirtti ve ucunda ölüm bile olsa dönmeyeceklerini ifade ederek konuşmasını tamamladı. Bizler milletimizin birlik ve beraberliği için kavli karar ettik. Kararımızdan da ucunda ölüm dahi olsa dönmeyiz, dönmeyeceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum çalışmalarını Ankara'da devam etti. Toptancı esnafıyla buluşan Kılıçdaroğlu esnafa başkanlık sistemini anlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum çalışmaları kapsamında Ankara'da toptancı esnafıyla buluştu. Esnafa referandum çalışmaları hakkında bilgi veren Kılıçdaroğlu başkanlık sisteminde başkan seçilecek kişiye verilecek yetkiyi anlattı. Kılıçdaroğlu toplantıda CHP'li vekil Hüsnü Bozkurt'un sözlerine de tepki gösterdi. Barışa, huzura ihtiyacımız var. Doğrudur. Bu memleketin en çok huzura ihtiyacı var. Kullanacağımız dil çok ama çok önemlidir. Her seferinde bu referandum sürecinde de olan olaylarda da hep şunu söyledim. Diline hakim olamayan memleketi iyi yönetemez. Nokta. Artık hepiniz biliyorsunuz Türkiye ve Antalya'nın sabırsızlıkla beklediği spor, sağlık ve alternatif turizm fuarı Perşembe günü kapılarını açıyor. Antalya Expo Center'da gece gündüz çalışan görevliler bugüne kadar yapılanların en iyisini yapabilmek için her detaya önem veriyor. Dışişleri Bakanlığı çatısı altında düzenlenen ve 5 bakanlık tarafından desteklenen Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı Hestorex'e sayılı günler kaldı. Perşembe günü Antalya Expo Center'da kapılarını açacak Hestorex Fuarı için işçiler gece gündüz demeden çalışıyor. Satın alma heyetlerini en iyi şekilde ağırlamak isteyen firma yetkilileri ise standların yapımını dikkatle takip ediyor. Turizmin 12 aya yayılmasının hedeflendiği fuarda onlarca standta satın alma heyetleri ve firma yetkilileri bulunuyor. Hestorex fuarında Antalya'nın olduğu kadar farklı illerinde standları yer alacak. Arkamda görmüş olduğunuz gibi Giresun ve Rize standlarında da Karadeniz'in eşsiz güzellikleri anlatılacak.
40 bin metrekarelik alandaki ikili görüşmeler ve kongrelerin ardından kısa vadede 15 milyar dolar gelir beklenirken uzun vadede ise hedef 150 milyar liralık iş sözleşmesi yapmak. Güzel mi olacak peki stand? Evet güzel. Güzel olması bu kadar uğraşmayız zaten. En güzel stand sizinki mi olacak? Bir iddiamız yok da yapıldıktan sonra herkes görür. Hedef büyük olunca da fuardaki standlarda kentin tüm nimetlerinden faydalanılacak. Fuarda ayrıca satın alma heyetleri için Antalya'nın simgesi haline gelen Kaleiçi evleri, üç kapılar ve Yivli Minare'nin minyatürü de hazırlanmış durumda. Tarihi, kültürel dokusu itibariyle bu tip fuarların hepsinde yerini alabilecek bir merkezdir. Bölgemizin klimasının, bölgemizin ikliminin bütün özelliklerini gösteriyor. Antalya'mızın sahip olduğu bütün çekici ve yüksek rekabet gücü içerikli özelliklere Kaleiçi'mizde sahip. İlaveten kültürel özellikleri var. Özel ambiyansı, özel hisleri olan, özel duyguları olan bir merkez Kaleiçi. Dolayısıyla biz de her zaman olduğu gibi Kaleiçi ile bu fuara katıldık. Kanser tedavisinden estetik cerrahine kadar birçok sağlık merkezi ve hastanenin tanıtılacağı fuarda çadır kamping, karavan ve macera gibi birçok turizm dalı da ön plana çıkacak. 4 gün sürecek fuarın ilk 3 gününde misafirler kongre ve standlarda bilgi edinirken fuarın son günü ise tesisleri yerinde inceleyip fikir sahibi olacaklar. Ve Hestorex'e uzanıyoruz. Antalya Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü ve Hestorex Genel Sekreteri Doçent Doktor Burhanettin Hacı Caferoğlu hattımızda. Bakalım detaylı bilgiyi ondan alalım. Hazırlıklar ne aşamada? Sayın Hacı Caferoğlu merhaba, hoş geldiniz bültenimize. Merhabalar, yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Hestorex'te çalışmalar sona yaklaştı artık. Neler paylaşacaksınız bizimle merak ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Aslında sona yaklaşmadı da Hestorex başladı. Yurt dışından misafirlerimiz gelmeye başladı. Hazırlıklar sona yaklaştı diyelim. Evet. Misafirlerimiz gelmeye başladı. Onların karşılanması, yerleştirmesi işlemlerini arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Onun heyecanı, Hestorex heyecanını şimdiden yaşamaya başladık. Fuar alanımızda standlar kuruldu. Onların son hazırlıkları devam ediyor. Yurt dışından yaklaşık 4000'e yakın alım heyeti bekliyoruz zaten. Bugün inanılmaz bir şekilde gelişler başladı. Umarım amacımıza ulaşacağımıza inanıyorum. Düşündüğümüzden daha büyük bir ses getirdi bu Sağlık Spor Turizm Kongre ve Fuarı. Tabii ki bilimsel yanının olması da fuara ayrı bir katkı sağladı. Bugün birçok yurt dışından gelen panelistlerin gerek golf turizmde gerek tenis turizmde yer almaları ayrı bir heyecan yaratıyor. Umarım önümüzdeki süreçte Antalya turizmine ve Türkiye turizmine inanılmaz bir katkısı olan Hestorex gerçekleşecek. Ben buradan tekrar destek olan başta Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere tüm bakanlıklarımıza ve yere yöneticilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir şekilde geri dönüşleri almaya başladık ve katılım tahmin ettiğimizden de çok iyi bir şekilde devam ediyor. Çok da güzel bir fuar ve kongre geçireceğiz diye düşünüyorum. Peki spor turizmi anlamında fuarın sağlayacağı katkılar neler olacak Sayın Hacı Caferoğlu? Evet biliyorsunuz spor turizmi ilimizde Türkiye'deki turizmin çok önemli bir yeri de işgal ediyor. Bu dönemde baktığımız zaman yurt dışından gelen gerek golf turizmi, gerek futbol ve tenis turizmi ve alternatif turizmle ilgili alım heyetlerinde B2B görüşmelerle buradaki ajantalarımızı bir araya getireceğiz. Ve önümüzdeki dönemdeki kamplarının burada yapması sağlanacak. Şimdiden işte kano takımlarının ilimize yavaş yavaş gelmeye başladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde işte su altı sporlarında serbest dalışta dünyanın merkezi yapmaya çalıştığımız Kaş ilçemiz var. Onun tanıtımı yapılacak. Spor turizminde mevcut golf ve futbol turizminin haricindeki diğer branşlarda da inanılmaz bir artış bekliyoruz. Ve bunun da yurt dışından gelen alım heyetlerinde karşılığını buluyoruz. Evet. Sayın Hacı Caferoğlu çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz Hestorex'i. İnşallah tüm Türkiye'yi bekliyoruz aslında. Çok heyecanlıyız. İnşallah güzel de hep geçireceğimize inanıyorum. Çok teşekkürler. İnşallah. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar.
Evet, gerçekten heyecanla bekliyoruz. 6-9 Nisan'da Antalya büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Kanal ve ekranlarında referandum sürecinin nabzını tutan Referanduma Doğru programının dün akşamki konuğu Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ydü. Yaklaşık 90 dakika süren programda keyifli konulara değinildi ve Sayın Hakan Tütüncü hukukçu kimliğiyle referandum sürecini değerlendirdi. Doğruya hoş geldiniz. Referanduma sayılır. Kanal ve program müdürü Can Soğuktay'ın sunduğu Referanduma Doğru programının konuğu Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü oldu. Öncelikle bu yoğun temponun arasında bize vakit ayırdığınız için de teşekkür ediyoruz. Tütüncü programın ilk bölümünde referandumla ilgili konuştu. Tütüncü meselenin bir parti meselesi olmadığını belirtti. Tabii bu seçim bir yerel seçim değil, bir milletvekilliği seçimi değil. Mesele aslında bir parti işi değil. Ama bütün bunlarla birlikte ülkenin meselesi olduğu için mesele, geleceğimiz olduğu için söz konusu olan şey, o halde büyük bir sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmeli ve çok çalışmalıyız diye düşünüyorum. Referandumla ilgili en çok karşılaştığı sorunun başkanlık sistemi, tek adamlık sistemi mi olduğunu belirten Belediye Başkanı Tütüncü, bu sorunun cevabını şu anki sistem üzerinden anlattı. Bizdeki sistem böyle bir sistemdir. Yani deve kuşu misalidir. Hani deve kuşuna sormuşlar, deve misin kuş musun? Cevap verememiş, şu yükü taşı demişler, ben kuşum, ben uçarım demiş. E peki o zaman uç, demiş ki ben deveyim. Yani bizdeki sistem, şu anki geçerli olan, yürürlükte olan sistem, biraz ondan, biraz bundan. Tütüncü, başkanlık sistemiyle ilgili muhalefetin ortaya attığı diktatörlük iddialarına yanıtıysa 5 yıllık dönem üzerinden verdi. Bir başkan 5 yıllığına seçilecek. Erken seçim baskıları olmayacak hükümetlerin üzerinde, hükümeti halk kuracak, halk güven oyunu verecek ve başkana 5 yıl kesintisiz çalışma imkanı tanınacak. Başkan ne yapacak? Başkanı ekibini kuracak. Yetki kargaşası yok. Çünkü sistemde başbakanlık kaldırılıyor. Ve bütün bunlarla birlikte 5 yıl boyunca oluşturduğu programı çerçevesinde ülkeyi yönetecek. Halka karşı verdiği vaatlerini yerine getirecek. 5. yılın sonuna geldiğinde de halkının karşısına çıkıp halkına siyaseten hesap verecek. Ve tekrar aday olduğunu söyleyecek belki de. Halk da o zaman bir değerlendirmede bulunacak. Sen 5 yıllık iktidarda söylediklerini yaptın, seninle bir 5 yıl daha devam etmek istiyoruz derse, ikinci 5 yılında da devam edecek. Yok. Demezse o zaman halk başka birisini cumhurbaşkanı yapacak. Yani sistemin özü bütün bunlardan yola çıkarak söylemek istediğim özet itibariyle şu. Aslında bu sistem iki şeyi getiriyor. Bir, cumhurbaşkanı, başbakan, yetki kargaşası, karmaşası. Artık bunlar olmasın. Kavgalar edilmesin. Bunlar isteniyor. İkincisi de bir ayağı çukurda yamalı bohça hükümetleri olmasın. Yani program sistemi, başkanlık sistemiyle ilgili detaylı bilgilerin yanı sıra ilçede belediye tarafından yürütülen çalışmaları değerlendirmesiyle son buldu. Historix kadar referanduma da sayılı günler kala bir heyecan da buradan tabii ki. Antalya Valisi Münir Karaloğlu Kuzey Çevre Yolu ve Çubukbeli Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Vali Karaloğlu Kuzey Çevre Yolu'yla yol mesafesinin kısalacağını, Burdur-Afyon arasındaki tünel sayesinde de konforlu ulaşımın sağlanacağını açıkladı. Turizm sezonu açısından önemli olan, yol mesafesini 90 dakika kısaltacak olan Kuzey Çevre Yolu 2018 yılı sonunda tamamlanacak. Basın mensuplarıyla karayolları şantiyesinde bir araya gelen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Burdur arasını Çubukbeli geçidiyle bağlayacak yol çalışmasını ve Kuzey Çevre Yolu'nda gelinen son aşamayı anlattı. Altyapı çalışmaları bilgilendirme toplantısına Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun yanı sıra Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve Karayolları 13. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu katıldı. Çobanoğlu 2020'de hizmete kazandırılacak iki altyapı çalışması hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise kentin Türkiye'nin en hızlı büyüyen şehirlerinden biri olduğunu kaydederek, Antalya'nın doğusundan batısına geçecek vatandaşların hem şehir merkezinde kalabalık yarattığını hem de şehir merkezine işi olmayan yolcuların mecburen şehir trafiğine giderek zaman kaybı yaşadığını anlattı. Vali Karaloğlu 2015 yılında çalışmalarına başlanan Kuzey Çevre Yolu'yla vatandaşların zaman kaybından kurtulacağını söyleyerek şu ifadelere yer verdi. Kuzey Çevre Yolu dediğimiz, duyduğumuz bu yatırımın şu anda çok önemli bir aşamasındayız.
artık toprak hareketleri bitme aşamasına gelmiş. Üst yapıya inşallah Mayıs ayında geçmiş olacağız. Ve yıl sonunda da Korkuteli Kavşağı ile Dereboğazı arasındaki 18 kilometrelik kısmı kavşakları hariç olmak üzere ana trafiği vermiş olacağız. Bu önemli bir gelişme. Daha sonra 2019'un sonunda da 36 kilometrelik Korkuteli Kavşağı ile Gebiz arasındaki Kuzey Çevre Yolu'nun tamamen bitirmiş, halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Burdur-Bucak-Antalya arası çalışması yapılan yolla ilgili ise Vali Karaloğlu şu bilgileri verdi. Bu yolda da en büyük problem işte oradaki o virajlar, yol maalesef işte arazinin verdiği imkan dolayısıyla kaliteli, konforlu bir seyahat mümkün değil orada. Şimdi o kesiminde 2200 artı 2200 4400 metrelik tünel çalışması da başladı şu anda. İhalesi yapıldı. Aynen bu şantiyeden o da yürütülüyor. İnşallah o da bittiğinde hem yolda bir 3 kilometrelik kısalma meydana gelecek hem de yolun konforu çok artacak. Kuzey Çevre Yolu'yla Denizli, İzmir ve Ankara İstanbul istikametinden gelip Antalya'nın doğusu ve batısına gidecek araçlar hiç şehir trafiğine uğramadan istedikleri yere ulaşabilecek. Kuzey Çevre Yolu projesi kapsamında 11 farklı kavşak, 9 alt geçit, 8 üst geçit, 2 hidrolik köprü hayata geçecek. Toplam 36 kilometrelik güzergah, 3 şeritli 2 yol olacak. 1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası nedeniyle Memorial Antalya Onkoloji Merkezi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Özdoğan basın toplantısı düzenledi. Özdoğan toplantıda bilim insanları kadar sivil toplum kuruluşlarına da kanserle ilgili büyük görevler düştüğünü söyledi. Konuşulurken gördüğünüz basınlarımızda. Memorial Antalya Onkoloji Merkezi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Özdoğan ve Türk Kanser Araştırma ve Savaş Derneği Şube Başkanı Doktor Kadri Yakut 1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası nedeniyle Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Uzmanlar olarak hedeflerinden bahseden Profesör Doktor Özdoğan, kanserle mücadele etmek için korkusuz olmak gerektiğini söyledi. Meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı gibi en çok görülen kanserler için erken tanının mümkün olduğunu belirten Profesör Doktor Özdoğan, kanserden çok suistimallere dikkat çekti. Kanserle ilgili son yıllarda özellikle ülkemizde, tüm dünyada olduğu gibi inanılmaz suistimaller var. Biz burada hatırlarsınız halka yönelik bir meme kanseri kongresi yaptık. Topluma yönelik, meme kanserli hastalara yönelik. Ya bilim camiasına baktım konuşamıyorlar. O takır takır konuşan hocalar, çok iyi konuşan hocalar karşısında halk varken o halka uygun en güzel cümleleri, tıbbi terminolojilerden süzülmüş cümleleri edemiyorlar. Özdoğan, kanserle mücadele konusunda bilim insanları gibi sivil toplum kuruluşlarına da görev düştüğünü belirtti. Sivil toplum kuruluşlarına ne düşüyor? Halkın anlayacağı dilden konuşmayı öğrenmeliyiz bizler de. Bilim, bilim için değildir arkadaşlar. Bilim, halk içindir. Kimyasallardan korkulmamasını fakat aşırı kullanımın zararlı olduğunu aktaran Özdoğan, kimyasalların denetlenmesi gerektiğinin de altını çizdi. Aslında kimyasalları nasıl kullanacağı uluslararası standartlarda belirlenmiştir. Yani gıdalarda ne miktarda olacak, çevrede ne miktarda olacak, doğada kullanırken hangi usullere uygun kullanacağız bunların hepsi belli. Eğer bu uluslararası kurallara uyarsak emin olun kimyasallar düşman değil, kimyasallar dost olarak kabul ederiz. Özdoğan kendisinin de dikkat etmesi gereken tavsiyelerde bulundu. Türkiye'de yaşayan her vatandaş gibi benim de endişelerim var. Benim de çocuğuma, aileme endişem var ama endişeyi doğru yere taşımalıyız. Gıda tüketmemeliyiz. Hazır gıda olmamalı. İşte her şey organik olmalı. Peki. Büyükşehir Belediyesi Deniz Biyolojisi Müzesi sualtı fotoğrafçısı Ateş Evirgen'in Türkiye Sualtı Dünyası fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide sanatçının 35 yıllık sualtı arşivinden 120 fotoğraf sergileniyor. Ünlü fotoğraf sanatçısı Ateş Evirgen'in 35 yıl boyunca Türkiye'nin dört bir tarafında yaptığı dalışlarda çektiği karelerden oluşan Türkiye Sualtı Dünyası adlı fotoğraf sergisi Kaleiçi Yat Limanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi Deniz Biyolojisi Müzesi'nde ziyarete açıldı. Türkiye denizlerinde çekilen 120 fotoğrafın yer aldığı sergide 150'ye aşkın deniz türü tanımlanıyor. Evirgen denizlerin kirlenmesine ve ekosistemin bozulmasına dikkat çekiyor. Denizlerimiz kirlendi, dalınacak yerler azaldı filan ama bu kadar elimizin altında böyle bir denizin olması bizim için şans. Umarım gelecek kuşaklar için de böyle olur. Çünkü gidişat çok iyi değil tabii yani.
denizlerin hızla kirletmiyor, kıyılar çok yapılaşıyor. Bu canlıların çoğunu göremez oluyoruz. Çünkü dediğim gibi ben burada eskiden kalan çok fazla fotoğraf var. Bunların birçoğunu göremiyoruz artık. 2 sene önce, 3 sene önce çekilmiş fotoğraf artık yerinde bunlar yok. Ve bunlara tanık olmak kötü bir şey. Sergiden kalan fotoğraflar belki ileride görülemeyecek canlıların fotoğrafları olacak. Sergi açılışı sonrasında Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde Ateş Evirgen'le sualtı fotoğrafçılığı söyleşisi gerçekleştirildi. Evirgen, sualtı fotoğrafçılığı ile ilgili birçok teknik detayın yanı sıra amatör fotoğrafçılar için basit ipuçları da verdi. Evirgen, söyleşi sonrasında katılımcıların sorularını cevaplayarak etkinlik için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Kepez Belediyesi, Antalyalılara kazandırdığı kirişçiler mesire alanına kum futbol sahası yapılarak alanın cazibesini arttırdı. Belediye ayrıca bölgenin yol yatırımlarını da tamamlamak üzere. Antalyalıların istifade edebileceği park yapımına önem veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaptırdığı 6. Kent Parkı olan Kilişçiler Mesire Alanı'nı bizzat denetledi. Varsak bölgesinin üzerindeki çam ormanı bünyesine kurulan alanın cazibe merkezi olması için kum futbol sahası, çocuk oyun alanları ve banklar koyuldu. Şehirden uzak, doğayla buluşabilecek eğlenceli bir mesire alanı olarak tasarlanan bölgenin yaklaşık 60 bin metrekare olduğunu açıklayan Başkan Tütüncü, yakında peyzaj çalışmalarının da tamamlanacağını söylüyor. 60 bin metrekare büyüklüğünde güzel bir mesire alanı, hoş bir pazar dinlencesi, iyi bir piknik yapılabilecek bir ortam. Aynı zamanda çocuklarımız için oyun alanları bulunmakta. Antalya'nın ilk kum futbol sahasını da alana kazandıran Tütüncü, özellikle çocukların ve sporcuların başta baldırlarının güçlendirilmesi açısından kum sahanın önemine dikkat çekiyor. Yine aynı şekilde önemli bir buraya futbol sahası yaptık. Kum futbol sahası var. Özellikle çocuklarımızın baldırlarının kuvvetlenmesi, daha iyi, daha enerjik bir yapıya kavuşmaları, daha iyi bir vücuda sahip olmaları bakımından bu tip sahaların önemli olduğunu biliyoruz ve ilk kum futbol sahasını da biz burada yapmış bulunmaktayız. Belediye Kilişçiler yolunda tamamlanmak üzere şehrin 4. giriş yolu olacak bu çalışmada Nisan ayı sonunda asfaltlama aşamasının tamamlanmasını planlıyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yeni Gün Kapalı Pazar yerinde düzenlenen halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi. Uysal, 3 yıllık başkanlık döneminde yaptığı icraatlarını anlattı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın "Biz size geliyoruz" sloganıyla mahallelerde düzenlediği halk günlerinde haftanın ilk durağı Yeni Gün, Etiler ve Kızıl Toprak mahalleleri oldu. 3 mahalleden yüzlerce Muratpaşa sakini Başkan Uysal'la buluşmak için Yeni Gün Kapalı Pazar yerinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Halk gününde muhtarlar da Başkan Uysal'ın yanında yer aldı. Belediye Başkanı Uysal konuşmasına hizmetlerle övünmek için değil, hesap vermek için geldik diyerek başladı. Hizmetlerin bilgisini vermek için siz asıl hak sahiplerine, asıl hizmetin sahiplerine, Murat Paşa'mızın bütçesini oluşturan siz çok kıymetli vatandaşlarımıza, vergi mükelleflerine, kamu yönetiminin hesabını vermek için, geri bildirim için bir aradayız. Muratpaşa'da 29 Mart 2014 yerel seçimlerinin üzerinden geçen 3 yılda yaşanan değişimi rakamlarla anlatan Başkan Uysal, kısa adı Murgem olan Muratpaşa Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nin YGS sınavında %98,5 başarı oranını yakaladığını hatırlattı. Bir belediye kursunda kolejlerde yakalanmayacak başarıyı yakalıyoruz. Niye? Çünkü biz yaptığımız işe özeniyoruz. Yaptığımız işi özene bezene yapıyoruz. Geçen sene %90'lı üniversiteye yerleştirdik. Bu kurslara kim gidiyor? Özel ders alamayan, orta sınıf ya da gariban insanların çocukları gidiyor. Ama biz %98,5 başarıyı yakalamak için her işimize olduğu gibi o işimizi de hiç belediye hizmeti değil de sanki özel bir kolejmiş gibi ele alıyoruz. İşi ehline teslim ediyoruz ve bu sonuçları yakalıyoruz. Halk gününde komşularının sorularını da yanıtlayan Başkan Uysal, 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin bir soru üzerine "Sonuç her ne olursa olsun Türkiye için hayırlı olması" dileğinde bulundu.
Alanya Limanı'na sezonun ikinci kruvaziyer gemisi demir attı. Çoğunluğu İngilizlerden oluşan lüks gemi Alanya Limanı'na bu yıl ikinci kez geldi. 1254 turist getiren gemiden inen yolcular Alanya'nın güzelliklerini keşfe çıktı. Havanın ısınmasıyla birlikte turizm sezonunu açan Antalya'ya sezonun ikinci kruvaziyer gemisi demir attı. Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan yola çıkan 1254 yolcu, 486 mürettebatı taşıyan kruvaziyer İngiliz gemisi Alanya Limanı'na yanaştı. Gemiden inen turistlerin bazıları Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu yerlere giderken bazıları da şehir turuna katıldı. Lüks gemi akşam saatlerinde Kıbrıs'ın Limassol Limanı'na hareket etti. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları gününde Konyaaltı Belediyesi sokağa terk edilen anne köpek ve 7 yavrusunu kurtardı. Görevlilerin yetişmesiyle son anda kurtarılan köpekler barınağa alındı. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları gününde Konyaaltı Belediyesi 7 yavrusuyla birlikte sokağa terk edilen köpeği sahiplenerek ölümden kurtardı. Saklıkent Kayak Merkezi'ne yakın boyalı mevkiinde açlığa terk edilen sokak köpeği henüz 10 günlük 7 yavrusuyla birlikte bulunduğu yerden alınıp barınağa getirildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek köpeklerin sağlık durumunun son derece iyi olduğunu, bu anlamlı günde sokak köpeklerine uzattıkları yardım elinin temsili olarak tüm dünyaya örnek olmasını diledi. Burdur'da ailesi tarafından meslek öğrenmesi için terzi yanına çırak verilen Ünal Katlanç 67 yıldır aynı mesleği sürdürüyor. Yılların terzisi Katlanç'ın tek üzüntüsü mesleğinin günden güne yok olması. Burdur'da meslek öğrenmesi için ailesi tarafından çırak olarak verildiği terzinin yanında işe başlayan Ünal Katlanç 67 yıldır aynı işi yapıyor. Evli, iki çocuk ve iki torun sahibi Ünal Katlanç yaklaşık 40 yıldır kiracı olduğu dükkanında çalışmayı sürdürdü. Ünal Katlanç meslek aşkını ve müşteriye saygısını boynundan yıllardır çıkarmadığı kravatıyla gösteriyor. Ünal Katlanç ilkokulu bitirdikten sonra terziliğe başladığı mesleğini şu sözlerle anlatıyor. Terziye girdik 1950'de. Hala da devam ediyoruz. Yaşım 79. Hani bir söyleyeyim. Mesleğimi seviyorum. Sevdiğim için de çalışıyorum yani. Çalışabiliyorum. Vücudumu sağ, Allah'a şükür. Meslekte çırak yetişmediğini anlatan Katlanç 40 senedir aynı dükkanda olduğunu fakat meslek öğrenmek için bir tek çırağın bile gelmemesinden yakınıyor. Öğrenen yok. 40 senedir bu dükkanda yukarıda. 40 senedir bu merdiven kazancındayım. Bir tek çırak gelmedi öğreneceğim diye. 40 senedir. Bir tek çırak gelmedi saat öğreneceğim diye. Bitti. Terzilik günden güne bitiyor. Sırada dünya turu var. Bir Rus televizyonu metrodaki terör saldırısını gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin görüntülerini paylaştı. Zanlının patlamadan bir süre önce metro istasyonu çevresinde görüldüğü ve metroda bomba yüklü sırt çantasını bırakıp kaçtığı iddia ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile Beyaz Saray'da görüştü. Görüşmenin ardından basın mensuplarına Sisi'den övgüyle bahseden Trump, Mısır'ın ve Mısır halkının arkasında olduklarını dile getirdi. Sisi ise Beyaz Saray önünde yüzlerce kişi tarafından protesto edildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen hafta yaşanan terör saldırısı aşırı sağcı ve milliyetçi gruplar tarafından protesto edildi. İslam ve göçmen karşıtı gruplar gösteri yaptı. Sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen protestoda polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. 12 kişinin gözaltına alındığı protestoya ırkçılık karşıtları da birlikte yaşamayı savunmak için ellerinde pankartlarla katıldı. Mısır Tarih Bakanlığı 3700 yıllık bir piramidin kalıntılarının keşfedildiğini açıkladı. Dahsur antik kentinde keşfedilen tarihi kalıntılarda bir adet iç koridor, hieroglif çizgili bir blok yer aldığı belirtildi.
Bakanlık kalıntıların çok iyi durumda olduğunu, kazı çalışmalarının sürdüğünü aktarırken piramidin 13. Firavun Hanedanı zamanında yapılmış olduğu düşünülüyor. Çin'in Shenzhen kentinde şehir içi ulaşımı sağlayan bir otobüs, yağmur nedeniyle ıslanan yolda kontrolü yitirilince yol ortasındaki çelik bariyerlere çarptı. Aracın ön kısmında bulunanlar çarpışmanın etkisiyle kırılan camdan dışarı fırladı. Feci kaza aracın güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Angry Birds'ün yapımcılarından çocuklara parçacık fiziğini öğretmeyi amaçlayan bir oyun geliyor. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi uzmanlarıyla geliştirilen oyun, çocuklara bilimi sevdirmeyi amaçlıyor. Big Bang Legends adlı oyun Mayıs ayında mobil cihazlarda ücretsiz yayınlanacak. Her gün ana haber bültenini söze gerek yok diyerek kapatıyoruz sevgili izleyiciler. Bir baba oğlun tebessüm ettiren görüntüsünü getireceğiz ekranlarınıza. Muhtemelen internette, sosyal medyada izlediniz. Yoğun ilgi gören Rizeli baba ve oğlu birçok televizyon programına da konuk oldu. Babası bir horon ekibinde yer alan minik horoncu Ömer Hamza, geleceğin horon başılığına aday. Babasını 2,5 yaşında olmasına rağmen konuşamasa bile taklit eden Ömer Hamza, tüm ilgileri üzerine topladı. Müziği sevdiği her halinden belli olan Ömer Hamza'nın görüntüleri söze gerek yok dedirtti. Hep birlikte izliyoruz. Gelsin mi? Şarkı. Gelsin mi? Şarkı. Elleri beraber. Bacı baya. Kolları beraber. Bacı baya. Tulum ile beraber. Bacı baya. Yükül dağlar. Yüksek dağlar. Dumanlı dağlar. Dayı dayı. Sevdalı dağlar. Dayı dayı. Yükü dağlar. Yo yo. Ay ay. Dih var dih. Dih dih. Ve bu keyifli görüntülerle ana haberi sonlandırıyoruz sevgili izleyiciler. Hava durumu ve spor haberleriyle bültenimiz devam edecek. Yarın akşam aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar diliyoruz. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Meteorolojiden derlediğimiz verilere göre bazı illerimizde günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları şu şekilde. İstanbul yağmurlu 17.7, Ankara parçalı bulutlu 21.6, İzmir parçalı bulutlu 20.13, Bursa parçalı bulutlu 21.8, Adana parçalı bulutlu 23.11, Eskişehir parçalı bulutlu 22.6, Trabzon parçalı bulutlu 15.7, Malatya parçalı bulutlu 24, Şanlıurfa parçalı bulutlu 23.8, Konya parçalı bulutlu 21.6 derece. Tarımın ve turizmin başkenti Antalya'da ise havanın bugün parçalı bulutlu 22.15, yarın az bulutlu 21.12, Perşembe parçalı bulutlu 22.15 derece olması bekleniyor. Kentin çevresine göz attığımızda ise Akseki az bulutlu 18.6, Aksu az bulutlu 21.12, Alanya az bulutlu 22.15, Demre az bulutlu 21.11, Döşemaltı az bulutlu 28, Elmalı az bulutlu 19.6, Finike az bulutlu 21.13, Gazipaşa az bulutlu 21.13, Gündoğmuş az bulutlu 28, İbradı az bulutlu 16.9, Kaş az bulutlu 21.14, Kemer az bulutlu 20.12, Kepez az bulutlu 21.12, Konyaaltı az bulutlu 21.11, Korkuteli az bulutlu 18.8, Kumluca az bulutlu 21.11, Manavgat az bulutlu 22.12, Serik az bulutlu 21.10, Burdur az bulutlu 21.5, Isparta az bulutlu 18.4 derece. Son olarak dünyanın bazı kentlerine göz atıyoruz. Londra az bulutlu 16.8, Madrid az bulutlu 21.5, Paris az bulutlu 19.8, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 19.12, Roma az bulutlu 27, Berlin yağmurlu 15.3, Moskova az bulutlu 9.2, New York yağmurlu 17.8, Tokyo az bulutlu 16.6, Bakü az bulutlu 13.6 derece olacak.
Kanal V Spor haberlerinden mutlu akşamlar. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Alanyaspor'un yıldızı Emre Akbaba hakkında çıkan transfer iddialarına Başkan Hasan Çavuşoğlu net yanıt verdi. Genç yıldız hakkında açıklama yapmaktan sıkıldığını ifade eden Çavuşoğlu, kendilerine herhangi bir resmi teklifin gelmediğini belirtti. Alanyaspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Akbaba ile ilgili ortaya atılan Trabzonspor ve Galatasaray iddialarına kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu net bir yanıt verdi. Başkan Çavuşoğlu basında çıkan haberlerden artık sıkıldığını ifade etti. Emre Akbaba için herhangi bir resmi teklifin gelmediğini ifade eden Başkan Çavuşoğlu, Emre Akbaba ile ilgili açıklama yapmaktan bıktım. Emre Alanyaspor'un futbolcusudur. Hiçbir resmi teklif almadık ve sezon sonuna kadar da kimseyle görüşmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Kayserispor'u duraklama dakikalarına gelen golle deviren Antalyaspor'da Avrupa seslere daha güçlü şekilde çıkmaya başladı. Hafta sonu Gençler Birliği'ne konuk olacak Antalyaspor, şimdiden sonraki hafta oynanacak Trabzonspor maçını düşünmeye başladı. Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'u deviren Antalyaspor'da Avrupa kupaları heyecanı daha yakından hissedilmeye başlandı. Kayserispor galibiyetiyle birlikte moral kazanan kırmızı beyazlılar gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçını düşünmeye başladı. Ortaya koyulan hedeflerle ilgili olarak açıklamada bulunan basın sözcüsü Borat Erzoğlu, hakem kararlarına rağmen maçı kazanmanın sevincini yaşıyoruz. Futbolcularımız maçın bitiş düdüğü çalana kadar mücadeleden vazgeçmiyor. Takımımız Avrupa'da mücadele etme hakkı elde ederse ülkemizi ne denli iyi temsil edeceğinin sinyallerini verdi. Gençler Birliği maçında da 3 puanla dönmek arzusundayız. Trabzonspor maçı ligdeki sıralamaya etki edecek bir maç. Şimdiden tüm taraftarlarımızı bu maça davet ediyoruz ifadelerine yer verdi. Savunmaya takviye yapmayı planlayan Antalyaspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Kırmızı Beyazlar sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Aurelien Şedjuya talip oldu. Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Aurelien Şedjuya sürpriz bir teklif geldi. Şiko ve Diogo dışında iyi bir stopere daha ihtiyacı olduğunu yönetime ileten teknik direktör Rıza Çalınbay'ın Şedjo teklifine yeşil ışık yaktığı ifade edildi. Menajerler aracılığıyla yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ancak Şeco'nun Türkiye'deki kariyerini noktalamak istediği ve İngiltere'den gelen teklifleri öncelikli tuttuğu belirtildi. Southampton ve Swansea'den teklifler aldığı bilinen Şeco'ya son teklifini ileten Kırmızı Beyazlı yönetim, iki İngiliz kulübünden daha fazla para önererek cevap beklemeye başladı. Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Adana Spor'u ağırlayan Galatasaray rakibini 4-0 yenmeyi başardı. Sarı Kırmızılar bu galibiyetle 3. sıradaki yerini de geri aldı. Süper Lig'de 26. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray Türk Telekom Arena'da Adana Spor'u 4-0 mağlup etti. Türk Telekom Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi Galatasaray'a farklı galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Podolski, 47. dakikada Rodriguez, 56. ve 59. dakikalarda penaltıdan Selçuk İnan kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 49'a yükselterek zirve takibini sürdürürken Adana Spor 20 puanda ve son sırada kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, alınan farklı galibiyetin kendileri için güven yarattığını ifade etti. Arzulu bir takım vardı, olumlu bir enerji aldım takımımdan. Son dakika kadar mücadele eden bir Galatasaray vardı. Güzel bir galibiyet, önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Önümüzde biliyorsunuz önemli maçlarımız var. O yüzden o maçlar içinde bir güven oldu bizim için. Adana Spor Teknik Direktörü Levent Şahin ise matematiksel olarak ligde kalma şansları olduğu sürece mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Hiç beklemediğimiz, planlamadığımız 12 dakika içerisinde 3 gol olunca bütün oyun sistemimizi ve oyun anlayışımızı bozdu. Rakibi tebrik ediyorum. Oyuncularım için de şunu söylemek istiyorum. Sonuç ne olursa olsun 4-0'a rağmen içeride bir oyun oynamak isteyen ve buna tepki vermek isteyen bir oyuncu grubu vardı. Bu benim için bundan sonraki kalan süreçte daha önemli diye düşünüyorum. 8 maç var. İddiamız sayısal olarak, matematiksel olarak devam ettiği sürece ben ve oyuncularım bu işi asla bırakmayacağız.
Okan Üniversitesi tarafından yılın futbolcusu seçilen Fenerbahçe'nin yıldızı Robin van Persie 11. haftada Galatasaray'a karşı attığı golle ilgili duygularını paylaştı. Derbi maçlarda gol atmanın önemli olduğuna vurgu yapan Hollandalı yıldız, Türkiye'de en mutlu olduğu anı yaşadığını ifade etti. Okan Üniversitesi 2016 Spor Ödülleri Tuzla Kampüsü'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende yılın teknik adamı, yılın sporcusu, yılın futbolcusu, yılın spor programı, yılın spor gazetesi, yılın spor yorumcusu başta olmak üzere birçok ödül dağıtıldı. Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekten ötürü yılın futbolcusu seçilen Fenerbahçeli Robin van Persie, yaptığı konuşmada Galatasaray derbisinde attığı golle ilgili duygularını paylaştı. Türkiye'ye geldiği günden bu yana en mutlu anı yaşadığını ifade eden Hollandalı yıldız, sözlerine şu şekilde devam etti. Geldiğin günden beri geçtiğimiz sezondan itibaren eğer sen Galatasaray'a gol atmazsan gerçek bir Fenerbahçeli değilsin dediler bana. Aslında zaten golü nasıl kutladığımdan da görebilirsiniz kendimi nasıl hissettiğimi. Dünyalar benim oldu diyebilirim. Benim için en güzel, en mutlu andı buraya geldiğim günden itibaren o golü attığıma. Ben birçok derbi karşılaşmasına çıktım. Hollanda'da Feyenoord Ajax maçları oynadım. İngiltere'de Arsenal Tottenham, Manchester United Manchester City maçları oynadım. Ama Fenerbahçe Galatasaray maçına bakarsanız o derbide her şey var. Bir derbi tecrübesi için elde edebileceğiniz her şey var ve birçok yönüyle belki de en güzel, en büyük, en büyük tecrübe edebileceğiniz derbi bu derbi. İstanbul Yarım Maratonu basın toplantısı bugün gerçekleştirildi. Maratonun bu sene dünyanın en önemli 10 yarım maratonundan birisi olarak altın kategoride koşulacağı açıklandı. Ayrıca etkinlik günü de... İstanbul Büyükşehir Belediye ve Spor İstanbul tarafından organize edilen Vodafone İstanbul Yarım Maratonu'nun basın toplantısı Çırağan Sarayı'nda yapıldı. 30 Nisan Pazar günü tarihi Yarımada'da koşulacak maratonun tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Göksel Gümüşdağ, maratonun bu sene altın kategorisinde koşulacağını söyledi. Organizasyonun dünyanın en önemli 10 maratonu arasında yer alacağını ifade eden Gümüşdağ, rekor bir katılım beklediklerini sözlerine ekledi. Bu yıl 12.si düzenlenecek olan Vodafone İstanbul Yarım Maratonu dünyanın en iyi 10 yarım maratonundan biri olarak gösteriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu gurur verici organizasyon bu sene ilk defa altın kategoride yer alacak. Altında bu sene yarım maraton klasmanında dünya çapında ses getirecek önemli bir rekor bekliyoruz. Bu rekor sayesinde altın kategoriye yarışır bir başarı hikayesi oluşacağına inanıyoruz. Evet, bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle Kanal V'den ayrılmayın. Mutlu akşamlar.